Bir OFC event organizasyonu olan OFC Fight Night devam ediyor. İki maçı geride bıraktık. Şu ana kadar gördüklerimi beğendim diyenler alkışlayabilir mi lütfen? Daha fazlasını görmek istiyorum diyenler alkışlayabilir mi lütfen? Ve işte şimdi sırada Arsiklet'te bir mücadele. Ladies and gentlemen, the next battle of the night is commissioned in heavyweight division. 3 3-minute rounds of kickboxing. Arsiklet'te 3'er dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele. Ve önce mavi köşede geliyor işte ringe. First in the blue corner, representing Angola. Angolalı sporcu Dorivaldo da Silva. This is where we hold them. In the red corner, Beşten Akibi, kırmızı köşede Diyarbakırlı sporcumuz geliyor ringe, Emre Demir! Dışarıda geçmiyor yıllar haftalar, gençte sananlar hepsi laftalar. Yalan söylemeyen bir tek aynalar, kuzan bir pitfall gibi parçalar. Gözlerimde bak şimdi kan çana, arabadan çubuktan inen aşağı. İhtiyacım yok sahte dostlara, avukatını çağır bakar dosya ya. Barbiler abi, abiler haydi haydi kuzan kalk gösteri vakti. Dostlarım suçlu ve de katil, sokakların hepsi ediliyor tahrip. Haydi kalk ayağa bakıp sağ sola, polisler peşimde aldı karakola. Böyle yazmıyordu lan senaryoda, kovalarlar beni ben Maradona. Sokaklar hızlı ve çocukları sığ, burada ölenleri çıkmıyor kırkı. Tahliye edildik ama şartlığı bizde ilk kural aileye saygı. Piyasaya bomba gibi kuzan baban, arkamızdan iş yapana hazır mezar. Bir gün oteldeyiz, diğer gün kesat, bir gün kulüpte, diğer gün ezan. Mahalleleri gez bana sarı face, takodan face no face no. Kez işler yes, burada abiler hiç dinlenmez. Ölmeye bile hazırız dünden biz, her gün her sokakta. Evet sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şöyle bir nüans var. Emre Demir, Diyarbakırlı sporcumuz ve aynı zamanda rap müzikle ilgileniyor. Şu anda dinlemiş olduğunuz şarkı, o yüzden araya girdim. Mustafa Özbende söz tabii ki ringde. Emre Demir'in şarkısını dinleyerek Emre Demir kendini şu anda ringe doğru girecek birazdan. Şu anda şarkısını dinliyoruz. Rapçi aynı zamanda. Olacak bu akşam OFC Fight Night'a Mike Passanier yapıyor antrenörlüğünü. Mike Sheen sporcusu, trained by Mike Passanier, a fighter of Mike Sheen, 28 years old, standing 1m92 tall, weighing 104 kilos, making his pro debut tonight here at OFC Fight Night. 28 yaşında, 1.92 boyunda, 104 kilogram ağırlığında Mike Passanier bir insan yapıyor antrenörlüğünü. Mike Sheen spor kulübü sporcusu ve ilk kez profesyonelde çıkıyor ringe OFC Fight Night'a. Baggio, Dorivaldo da Silva! And his opponent in the red corner, Beşten Akibi, kırmızı köşede. Bir büyük antrenör, Cevat Alebey, onları yapıyor antrenörlüğünü. OFC sporcusu, Diyarbakırlı sporcu,
20 years old, standing 1 meter 95 tall, weighing 110 kilos. His professional record, 3 fights and 3 wins, trained by General Talibay Olenia, fighter of FFC Fight Club from Diyarbakır. The cousin, Kuzen Emre Demir! Main karşılaşmanın ring hakemi, ring referee Mr. Cumali Kılıç. OFC Fight Night 3 live from Antalya Kemer, Giordano Segreto della Regina Hotel. This is going to be kısa bir aranın ardından tekrar ekranlardayız ve ağır şiddette Mehmet Hocam bu sefer gece daha da ısınacağı benzer bence. Terler şu anda şakaklarımızdan aşağıya dökülüyor. Gece daha da ısınacak, daha da ısınacak gibi görünüyor. Evet, iki maçı geride bıraktık. Çok güzel maçlar izledik değil mi? Evet, çok güzel maçlar izledik. İki maçı geride bıraktık ve ağır şiddette bir maç izleyeceğiz. İki önemli antrenörün sporcusu burada hocam. Nasıl biliyorum? Kesinlikle her iki sporcu da ağır şiddete yakışır bir fiziğe sahip. Çok aşırı kiloları da yok. Birinci round başladı şu an itibariyle. Ağır şiddette nakal gelebilecek bir sporcu. Mike zaten dünyanın tanıdığı bir antrenör. Cevat hocamız da, Cevat Ali Bağlar'ı da. Yine hızlı başladı maç. Bakalım Ağustos'taki nasıl sonuçlanacak, devam edeceğini söyledi. Ve Cumali Kılıç hocamız da, evet Emre Demir, kombiniye devam ediyor, sağlı soldu bir. Spinning, turning, hook kick, evet, hook kick denedi, gerçekten mükemmel bir isabet oldu burada. What a reason for such big guys, ha? Emre Demir tekmelerle de bir burada da. Alt gelebilir ama çünkü hala siyah sporcusu olmadılar. Silva o kadar bir hızlı giriş oldu ki biz antrenörleri karşılaştırıp anlatmaya çalışırken Mehmet Hocam birden maça dönmek zorunda kaldık. Hakikaten gece ısınacak demiştik. İspat oldu diyebilirim gerçekten. Ve ağır siklette genelde bu tarz sonuçlar çok hızlı olabiliyor. Evet, hem de şu anda işlerini düşürdü şu an itibariyle köşesinden tekrar. Bakalım. Emre'nin de çok... Evet, bir sol direkçe düştü şu an itibariyle. Doğru, Ivanov biz Silva. Evet, biz de, evet. Biz de diyorum Emre Demir çünkü. Emre Demir de bir sağ direkçede yumruklar çalışıyor şu an itibariyle. Aradan sonra diyelim. Dişliğini taktıktan sonra biraz kartını açık mı bırakıyor Emre Demir? Ne dersin hocam? Emre evet, birazcık kartını açık bırakıyor. Tekmeleri boşaltmaması lazım çünkü. Doğru, Ivanov da Silva da birazcık daha çok tekmeden daha fazla yumrukları yükleniyor gibi daha çok onunla dövüşmeyi tercih ediyor. Tabii ki tekmeler de deniyor ama daha çok gereksiz yormak istemiyor. Aslında zaten Hollandalı sporcuların çalışma stilleri gereksiz yormadan sürekli puan almak. Gücü %50 harcıyorlar ve devamlı aynı işte devam ediyorlar. Emre'nin bir de dikkat etmesi lazım. Yine Emre'nin bir şey düştü. Evet, yani uyaracaktır hakem. Sık düşüyor. Evet, bu arada Silva ile bir göz göze geldik. Gayet iyi gözüküyor. Bu tam kırıcı durumunda. Birazcık daha iyi durumdasın. Belki değişebilir sonuç. Tam şu anda toparladım. Knockout gelebilir dizimizde. Ama çok kötü olacaktı sanki Emre Demir. Şöyle bir bakıyorum. Emre Güçlü daha önce izledim maçlarını. Çok da güçlü bir sporcu. İnşallah bu maça iyi çalıştıysa. Basit toplantıda çok hazır olduğunu söyledi. Evet, 20 dakika denediği sağ ayakla bir sabit aldı. Evet, Silva'nın yumruklarla da Silva devam ediyor. Silva'nın kafa zayıf gibi birkaç böyle şey denemesi lazım. Emre ceza yiyebilir. Evet, zamanı durdurun dedi Cumali hocam. Çünkü diştik üçüncü kez düştü. Ceza yiyebilir. Hocam bilmiyorum. Gel. I think it's going to be a deduction. Evet, dişliği attı olarak değerlendirdi Cumali hocam. Ben düşüyor bir puan düşüyor. Bu yüzden bu round'u almasını kaybetmiş başlamıştık. Şey olabilir mi? Çok sıcak, çok terliyoruz. Yani referee alttan bir apartat edenmedi. Ama tekmelerle karşılık vermeye çalışıyor. Bir buçuk geledi. Silva bunu avantaja çevirmek istiyor. Beginning of the evet, şu anda bir sendeledi ama the last 30 seconds we've already seen it go down. Geri tamamlamaya çalışıyor Silva. Bakalım, evet, Emre de middle fill low kicklere devam ediyor.
like nothing happened. Live on Prime Fight. We give evet, you sol kırımcısı one of the most girdi. Exciting fights of the night in a third position. Rivaldo da Silva %50 kontrolüyle devam ediyor. Aynı şey. Bak kuvveti çok arttırıp dayanıklılığı devam ediyor. Belirtileri başladı. Çok güçlü başladı. Çok iyi başladı. Kötü bir avantaj yakalamış aslında. Rivaldo. Arkadaşlar, what would you say about this result? It's too early to say anything because any second, do not play, ladies and gentlemen. Look at this. İşte bu tekmeyle Emre Deniz rakibini geri indirdi. Hakem tam maliyetini saymaya başladı. Both catching. Yeah, and their time. And if I were to score this contest, I wouldn't really want to be in that position because it's really hard for the referees and his judges to score this. This maçta aslında doğru matched. Öyle hani sonuçlanmadı ama yine de güzel bir round izledik. İkinci round için gongta çaldı şu an itibariyle. Evet, Emre'ye bakıyorum. Birazcık toparlamış gibi kendini. Prelims, but let's see. Kumari hocam da çok tecrübeli bir oranda başta Emre Demir'in artık Kroki halini görünce Rivaldo Silva'nın tamam bu iş bitiyor derken şu anda benim yorumum eşit sporundan çok olacak. İkinci round'da beraber izleyeceğiz. Evet, TV8.3'te OFC Fight Night 3. maçın 3. round'da devam ediyor. Sevgili izleyenler, evet çok güzel bir high kick geldi Emre Demir'den. Emre böyle kontrollü gitmesi lazım. Evet, vuruşlar yaparak güzel bir direk aldı. Blokta mı kaldı? Tam göremedik buradan itibaren. Evet, blokta kalıyor şu an itibariyle. Rakibe saldırırken dişli düştü yine. Rakibe saldırırken şu an itibaren dişlik ağzına göre değil ya da dişliğin yapımında bir sıkıntı var. Hani bir darbe alıp da düşürdü desem diyeceğim ki hani darbe aldı düşürdü ya da kombine varken oyunu soğutmak adına düşürdü. Kendi şundan dolayı dişli sporcular yapar ya kalıbı bazen dişine uygun yapmayabiliyorlar. Aceleyle yapmış olabilir. O yüzden dişli tam ağza tutmamış olabilir. An düşmesi de artık bir talihsizlik diye. Screaming if your mouthpiece is flying out of your mouth, shut your freaking mouth. Onu gördük bir kişi o zaman. That's really good advice. Bir middle kick denedi. Silva, evet çok güzel, sarsıcı bir tekme izledik. Black gloves, yellow and black trunks. Bir kişi şu an Emre Demir ama çok etkilenmediğini ifadesi lan. Bir direk aldı şu an Silva. Evet, blokta kalıyor Usta Silva'nın cumrukları Emre Demir'in bloğunda kalıyor sevgili izleyenler. Evet, önümüzde Silva Zaldırma, kumanda masasının olduğu yere ekranlara yansıdı. Gerçekten daha başladı. Bakalım nasıl olacak, geniş seçeyiz, nasılsın dedi Da Silva'ya, devam edeceğiz diyor. The point deduction. Evet, Emre artık bu durumu anlatan şey inmek istiyor, evet. All guns blazing. Bir tekme daha. Şu anda Emre kaydı. Gerçi çok kontrollü. Acele etmeden kaydığı için yine net görüşler yapması lazım. Burada. Evet, Da Silva yumruklarla devam ediyor. Şu Emre tekmeleri. Evet, güzel bir high kick geldi yine. Evet, bir direk aldı Da Silva. He's already back. Sağlı soldu yumrukları deniyor. Bunu avantajını çevirmesi lazım. Emre Demir'in köşesine. Tam da köşesini sıkıştırdı mavi köşede. Şu anda. I think there would be a problem with the two. They are changing the... Yeah. Again, evet, another. He really has to. Yani bunu nasıl açıklar? He really has to finish this off. He got another penalty. Kombinasyonla nefesleri bunu değerlendirme. Aslında sporcu onu bilinçli yapmıyor. Kendi düşmesine de kendi de kızıyor. Halbuki köşesinde Cevat Ali Bey uzadı. Yani çok tecrübeli ve çok Türkiye'nin önde gelen antrenörlerden bir tanesi. Aslında son zamanlarda böyle bir şekillerini yaptırdı. Kalıp bir şeyler var. Onları kullanması lazım. Ağızdan kesinlikle çıkıyor. Oh. Emre'den gerçekten düşleri, Emre tekmeler geliyor ama isabetsiz. Bunlar isabet ederse yine Silva'yı zor durumda bırakabilir. Şu anda maç ortada. He's fighting very positively. Emre saydırdığı için birinci round'da verdik yedi ama birinci round'da götürüyor. Ters bir sıkıntı olmasın. Aslında şunu şu anda maç dengelenmiş durumda. Evet. Şu an şunu düzenledim aslında. It will be a pity to lose with this point penalty in case. Rivaldo Da Silva bir canlanıyor. Ama maça 3. round belirleyecek. Umarım 3. round'da Rivaldo da sürmez diye. He's determined.
not only determined, he's resilient. He takes that kick in the face. No blocks, nothing else. On the cheek, goes down, comes back up, and now he's pushing the opponent to the corner. And I think he's checking for the another time too. Maybe Cousin is pulling back for... Evet, son 10 saniye için uyarı verildi. Artık ikinci roundda Emre biraz yorgunluk belirtileri göstermeye başladığında şurada da böyle aslında. Evet, ikinci roundda sona erdi. İnşallah Emre'yi tecrübe dinlenmiştir. Şimdi üçüncü roundda bekliyoruz. İkinci roundda bir taraf örnek aldı, bir tarafa saydırdık. Beraberlik durumu oluşabilir. Birinci roundda eksi puan aldı. İkinci roundda önde olması gerekiyor. Evet, o anlama gereği karşı tarafa geçmiş olabilir. Evet, şu an switch off for a while. İzleyicilerimiz gerçekten tartımdan önemli katkıla gitse gelen bir haydi olmuş. Still no guess for the result, yeah. Going down twice. Yani but still olabilir. Has Rivaldo the chance to win because of the point deduction. Saydırıp saydırıp canlandı. Bir kez krokiden hikayesi. Bir kez krokiden çıktı bakalım. Üçüncü roundda. İki kez krokiden çıktı bakalım. Bir olur iki olur. Smell. Çok kontrollü kombinasyonlardan sonra çünkü üst seviye tekme alıyor Silva. İki kez, üç kez net vuruşlarını aldı. Bir kez daha yardımcılar. Evet, üçüncü round için Cumali Kılıç oyuncuları, sporcuları çağırıyor. Round 3, üçüncü round başladı sevgili izleyenler. OFC Fight Night, gecenin ısındığı ağır siklet. Üçüncü maçında OFC Fight Night'ın gerçekten şanına yakışır bir müsabaka izliyoruz. Evet, bir buçuk kick denedi ama isabet ettiremedi Da Silva. Emre'nin sol direği tam da girişine geldi. Evet, bir hem tekme hem de yumruklarla bir kombinasyon denedi. Yine mi düştü? Time stop dedi Cumali Kılıç. Tam da atağa geçtiği zamanlarda acaba bir hani tiki mi var? Ağzı mı şu acaba diye düşünmeye başladım ben. Nefes hani olur veriyor. Ya nefes verdiği zaman düzeltiyorum sağ direk yediği Da Silva'dan kendilenir. Ama karşılığında görüyor şu an itibariyle. Cousin is taking it. But he's looking for an opening for şanına yakışır. Evet, bir high kick aldı. Landed twice. Da sarsan bir high kick aldı Da Silva. Emre Demir'den. Make him forget about push kick. Kicks and come back with a kick. Bir kombinasyona girişti ama Emre'nin bu kroşesi tutsaydı eğer bir kroketi durumu daha oluşabilirdi. Karaciğer'e bir darbe aldı. Şu an Emre Demir. Emre Demir is shaking his head off. Emre'nin kombinasyonlarla üst seviye tekme araması lazım. Ama kombinasyonlardan sonra boks kombinasyonundan sonra araması lazım. Çünkü rakip üst seviye tekmeleri alayım ama rakip çok kontrollü gidiyor şu anda. Çünkü iki kez zorluğunu yaşadı. Ayrıca zorluğunu düşmemek için net puanlar alıp devamlı puan almaya çalışıyor Emre'ye karşı. Eğer Emre bu maçı kaybederse aslında çünkü Emre fizik olarak Emre is pressing. He is pressing now. He is in for the win. Dorivaldo da Silva is definitely a suit of the fight. Evet, geldi. Yine kılıçı durumu. Still 1 minute to go. Evet, bir high kick denedi ama boşa çıktı. Da Silva kaçmayı başardı bu pozisyonda. Emre Demir güzel bir atak yapıyor. Çünkü bizi de yaptığımız yorumları ters çıkartıyor. Tam yorgunluk belirtisi başladı derken yine bu kombinasyona başladı Emre Demir. Da Silva bir tiz denedi. Whatever's left in the tank. Evet, sol direğe boşa çıktı Da Silva'nın. Artık sporcular yavaş yavaş hem birbirini tartıyorlar hem de son anlarda nasıl puan alabiliriz kovalamaya başladılar diyebilirim. Yine bir time stop oldu. Sevgili izleyenler, yine bir dişlik düşmesi oldu. Bir daha atarsan diskalifiye olabilir. O yüzden Emre'nin çok fazla bilinç dağıtmadığı için Cumali Hocam'a son bir uyarı da daha bulundu. Evet, köşelerde de yine sol köşelerde biraz sol köşeye sızdırdı şu an. Evet, Silva da dinleniyor. Emre Demir saldırıyor. Silva dinleniyor. Son 30 saniye. Emre Demir artık bütün gücünü kullandı. Evet, kombinasyon atıp karmaşı. Her sıkıştırdığı köşeden Da Silva çıkmayı başardı ama Emre Demir bu maçı alacağı benzer sevgili izleyenler. Evet, bir tekme boşa gitti ama Emre.
A good night kick. Evet, tekrar gücünü topladı ve Vasily'e doğru. Evet, köşeye sıkıştırdı. Tekrar köşeler, direkler derken Emre kombinasyonla devam ediyor da Silva. Yine it's going to go to the judges' scorecard. Silva gerçekten. Yes, it's going to go to the judges' scorecard. Superman. Hareketi ve şu an itibariyle. And they hug it out. Maç sona erdi. İnanın en çok merak ettiğim maçlardan bir tanesi. İzleyicilerimiz beynin büyük zevk almışlardır. Daha doğrusu misafirler verdiği ifadeni mutlu tutulmuş gibi bir taraftan hem yapılan darbelere, vurulan çiftlere, yumruklara birazcık hem ol diyerek tepki gösterdiler ama çoğu da böyle pür dikkat izlediler. Sevgili izleyiciler gerçekten şanslı efişim bir baş oldu. Bir de sahneki sporcu için de alkışlar duyalım lütfen değerli misafirlerimiz. Ladies and gentlemen, please put your hands together for both fighters. This may go to a fourth round. Arjuna from Angola about representing Portugal tonight at the Let's not get ready for a decision yet. Kuzen Akaplı, Emre Deniz salladı ama yıkamadı bakalım. Sonuç ne olacak? Oh, Bajo is ready. You can see it. See it really well in his face. He's 28 years old. 192 centimeters tall, making his pro debut, fighting out of Mike's gym. Mustafa Özben tarafından. Alp hocamın da bu organizasyonda çok emeği var. Çok emeği var. Genel koordinatör de şu an geldi ve hala koşturuyor ben diyorum. Emeği için teşekkür ederiz Alp hocam. Çok beyefendi çok. Şuraya dikkat çekmek istiyorum hocam. Emre Demir'in burada 3 maçı var, 3'ü de nakavta kazanmış. Nakavta evet. Gitmek isterken evet. Dişlikler buna biraz engel oldu diyebilirim. Umarım moral mende etkileyen Emre'yle çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Gördüklerden dolayı gitmiş olabilir. Rukettem. Bakalım. Merakla bekliyorum. Sayın Akızan'ın kırmızı köşe. Kırmızı köşe, Emre Demir. Ne kadar dişlikleri düşürüp eksi puanlar alsa da Emre Demir gerçekten yapmış olduğu kombinelerle, yaşatmış olduğu krokilerle değil mi Emre? O anlama da kazandı. Saydırdığı için şimdi I think Emre was pressing more. And he called some good. Cevat Ali Beyoğulları. Sarılıyorlar şu an. Cevat Ali Beyoğulları is hugging Mike. Yani tabii ki sebebini soruyordur. Evet. Ve iki büyük efsane şu anda ringin ortasında. Cevat Ali Beyoğulları da cevabını veriyor. Get them a Mike! Get them a Mike! Ekranı yazdı. Evet Alp hocam hakikaten ondan bahsediyor. Finn Larsen versus Berke Yiğit. We didn't expect Berke to lose. Yeah. But actually, Emre was pressing. And he caught good shot. Yeah, it was the matter of hesitation. It was very entertaining. It was really fun. I mean, I respect the fight by Dorivaldo. He is a very respectable opponent. He's been on his pro debut. He goes down twice and still comes back. I mean, when I am watching, I don't feel like it is a loss. He did the good job. It's still going on the outside. Mike Dunn would have done it. I'm not going to do it.